أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Cennetine, cemaline, rızasına, sevgisine vesile eylesin. Kıymetli dostlar,
Bugün siz dostlarımızla, kardeşlerimizle yine her insanın dikkatli olması gereken bir konuyu paylaşacağım. Hepimiz cennetin talipleriyiz elhamdülillah. Rabbim her birimizi ilk cennete girenlerle girenlerden eylesin. Amin. Annelerimize, babalarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza, bütün dostlarımıza beraber inşallah. Cennette hep iyi insanlar var. Biz de oraya gidersek demek ki biz de iyi insan olmuş oluruz. Öbür tarafta hep kötüler var. Allah muhafaza, kayarsak öbür tarafa demek ki biz de kötülerdenmişiz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri hepimizin anlayacağı dil ile bazı gerçekleri anlatmıştır. Bunlardan birisi de cennete talip olan insanlar nasıl cennete girebilirler? Bir başka ifadeyle cennete girmesi gereken insanların dünyadaki özelliklerinden bir kısmını Cenab-ı Hak bazı ayetlerde, diğer bir kısmını diğer ayetlerde beyan etmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuduğumuz zaman her tarafında bize gerçekten lazım olacak, bize adam edecek, bizi sırat-ı müstakimde yönlendirecek çok güzel hazinelere ulaşmış oluruz. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri cennetin kendileri için hazırlandığı kulları anlatırken Kur'an-ı Kerim'inde Ali İmran Suresi'nde Estaizu billah ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha semavatu vel ardu uiddet lil muttakin. Kullarım durmayın, koşun, koşun. Nereye koşacaksınız? Siz kul olarak tepeden tırnağa kadar hatalarla, günahlarla dolusunuz bir defa. Bir hadisi kutsi'de ey Adem'in çocukları hepiniz hatalarla dolusunuz diyor. Peki hatalarla dolu olan siz kullarım nereye koşacaksınız? Rabbinizin sizi bağışlamasına koşacaksınız diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günde en az 70 kere istiğfar ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kullukta zirveyi yakalamış olduğuna göre bizim istiğfar borcumuz ve istiğfar vazifemiz ölçülebilir mi? Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı namazı kıldıktan sonra ben bunu beceremedim, hakkını ödeyemedim diyerek selamdan sonra estağfurullah diyorsa o zaman biz kıldığımız namazlarla, yaptığımız iyiliklerle hava atabilir miyiz? Atamayız. Biz boynumuzu bükeriz. Allah'ım ben bu yaptığım yapabildiğimdir. Yapılması gereken değildir. Dolayısıyla yapılması gerekenle benim yaptığım arasında çok mesafe var. Affedersen, bağışlarsan benim yaptığım kabul edilmiş olur. Sen kabul edeceksin. Ayıplı, kusurlu kabul edersen kabul edilmiş olur. Kabul etmezsen zaten kabule yakışmaz benim yaptığım. Tıpkı İbrahim aleyhisselam Kabe-i Muazzama'da, Mekke-i Mükerreme'de o sıcak mevsimde, yazın sıcağına dayanılmaz, kışın da soğuğu mükemmel olur. O şartlarda kayaları parçalıyor. Oğlu İsmail aleyhisselamla beraber yevmiyedi yok, haftalık yok, aylık yok, mıngır tıngır yok. Sırf Allah için, Allah rızası için. Taşları parçalıyorlar, getiriyorlar. Kabe-i Muazzama'nın binasını yapıyorlar. Baba evlat taş taşıyor ve taştan duvar yapıyorlar. Bitirdikten sonra İbrahim aleyhisselam Allah'a yalvarıyor. Diyor ki Rabbena, ey bizim Rabbimiz, tekabbel minna, bizden kabul et bunu. Sen kabul etmezsen bir işe yaramaz, bir işe yaramaz. Eğer sen kabul edersen işe yarar. İnneke entes semi'ul alim. Yani orada İbrahim aleyhisselamın Kabe'nin binasını yapmaktaki çilesini düşünün. Bir maddi menfaati yok, bir gösteriş söz konusu değil. Halisen, muhlisen Allah için yaptığı halde Allah'a yalvarıyor. Allah'ım sen kabul edersen bir işe yarar, kabul etmezsen bir işe yaramaz. Bu bakımdan kıymetli dostlar, Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine doğru koşmamız lazım. Yani bizim hedef olarak seçip ben şunu yakalamam lazım deyip de gerçekten günahlardan arınmak için
pırıl pırıl tertemiz olmak için Rabbimizin yıkama, yağlamasına ihtiyacımız her zaman vardır. Şimdi diyelim ki ağlasak, gözyaşı döksek ve istiğfar etsek ve istiğfarımızın kabul edildiğine de inanmış olsak. Kıymetli dostlar, yarın sabah bizim yeniden istiğfara ihtiyacımız var mı yok mu? Yine var. Her zaman var. Bu bakımdan, bundan dolayıdır ki Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri her birimizi nereye davet ediyor? Mağfiret olunmak için, bağışlanmak için koşmaya, yarış yapmaya, boş durmamaya. Koşan bir insan nereye odaklanır? Koşuya odaklanır. Ne kadar zamanda şu mesafeyi kat ederim? Ona odaklanır. Demek ki biz de ne yapmış olacağız? Bağışlanmak için efendim bağışlanmaya odaklanacağız. Ona göre koşacağız. Ve cennetin arzu hessemâvâtü vel arzu ve genişliği yerler ve gökler kadar olan cennete doğru koşun diyor. U'iddet lil muttakîn ve bu cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Eğer siz cennete girmek istiyorsanız siz de muttaki olmanız lazım diyor. Sonra Allah Celle Celaluhu kapalı kalmasın, iş netleşsin diye kimdir muttakiler? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Birinci özellikleri, darlıkta ve varlıkta Allah için vermeyi severler ve verirler diyor. Yani gerçekten cennetin bahası biçilmez. Şimdi deseler ki Florya'da 500 bin liraya bir dönümlük yer satılıyor deseler ne yaparız? Herkes orasını ben alayım diye yarış yapar değil mi? 500 bin liraya bir dönüm yer mi satılır Florya'da? Şimdi arkadaşlar cennetin kıymetini daha önceki derslerimizde zikretmiştik. Bir metrekarelik yeri bütün dünyadan daha değerlidir. Biz cennetin bir metrekaresine değil, cennetin firdevsine talibiz Allah'ın izniyle. Peki burayı elde edebilmek için insan her türlü fedakarlığa hazır olması lazım. Varlıkta ve darlıkta infak etmesini bilecek. Bu madde üzerine değil bir sonraki madde üzerine duracağım. Cennete talip olan insanlar bir eli aşık olur, cömert olur diyor. İkincisi vel kâzımîne l-gayza, öfkesine malik olurlar diyor. Kıymetli dostlar, öfke meselesi her insanı ilgilendiren meseledir. Yuvaları dağıtan, ortaklıkları bozan, hatta ülkeleri badirelere sürükleyen, insanları hapishaneye sevk eden büyük tehlikelerden birisidir. Öfkeye mağlup olmak. Sinirlendiği zaman, kızdığı zaman ne yapacağını bilmemek, öfke kontrolü yapamamak büyük bir tehlikedir insanlar için. Hele Karadeniz'de ise bu öfke kontrol meselesi biraz daha da zorlaşıyor. Mısır ekmeğidir, coğrafi yapısıdır. Biraz daha sertleştiriyor insanları. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki kim öfkesini yutarsa, yenerse muttaki onlardır. Takva sahibi onlardır. Cennet de onlar için hazırlandı demektir. Şimdi atalarımızın bir sözü vardı. Büyüklerimizin kullandığı bir terim vardı. Bir kazan sütü bir tekmeyle beraber devirmek meselesi var değil mi? Yani affedersin koyunu veya ineği sağıyorsunuz tam bir kazan süt doluyor. Fakat bir tekme atıyor. Ondan sonra bir kazan süt ne oluyor? Dökülmüş oluyor. Elde bir bardak süt kalmıyor. Şimdi insanoğlu eğer öfkesine malik olmazsa bir kazanı dolduracak kadar süt gibi ibadetleri yapar. Ama bir sinirlenir. Çok affedersiniz küfrüyle, müfrüyle, saldırmasıyla veya cinayetiyle beraber o yaptığını bitirdikten sonra birçok eksiğe de girmiş olur. Yani kul hakkını da girmiş olur. Ahirette hesabını veremeyeceği işlere bulaşmış olur. Şimdi sahabe-i kiramdan bir tanesi Rıdvanullahi Aleyhi Mecmen geldi dedi ki ya Resulallah benim hizmetçim var, kölem var. Fakat bu zaman zaman yaramazlık yapıyor, dayağı hak ediyor. Dövsem mi, dövmesem mi? Dövebilir miyim? Dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevap çok enteresan. Dedi ki, eğer sen onu suçu sebebiyle döversen, attığın dayak hak ettiğinle denk ise ne onun sende ne de senin onda alacağın olmaz. Ama eğer hak ettiğinden daha fazla dayak atarsan ona yarın ahirette senden hakkını alır.
Eğer dayağı hak ettiği halde affedersen karşılığını sen Allah'tan alırsın dedi. Şimdi bazen çocuğumuz, bazen eşimiz, bazen işçimiz, bazen komşumuz bizi sinirlendirir. Bize göre cezayı hak etmiş olabilir. Fakat biz cezayı vermekte denklemi kuramayız. Yani acaba bir tokat mı hak etti, iki tokat mı hak etti? Şu cezayı mı hak etti, bu cezayı mı hak etti? Biz bunları ne yapamayız? Ayarlamasını beceremeyiz. Hele hele bir de öfkemizi icra edecek gücümüz, kuvvetimiz de varsa o zaman sanki daha fazla ceza vermeyi maharet kabul ederiz. İnsanın yapısında böyle bir şey var. Şimdi Rabbimiz ne diyor? Kulum, sen cennete talip misin? Cennete talipsin. Eğer öfkeni kontrol edersen sen cennete talip olduğunu ispatlarsın. Ama öfkeni yutmasını bilmezsen bir defa muttaki değilsin. Muttaki olmayınca cennet senin gibiler için yaratılmamıştır diyor. Aman Allah'ım, acayip bir şey değil mi arkadaşlar? Bir de şunu söyleyeyim. Bize kötülük yapan insanlara karşı bizim kötülük yapma, dengi kötülük yapma hakkımızdır. Ama Kur'an-ı Kerim'de فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. Size kötülük yapana siz dengi bir kötülük yapma hakkınız varken affederseniz ve aranızı da düzeltirseniz mükafatını ben vereceğim diyor. Mevla mükafatını ben vereceğim deyince artık hazine sonsuz olunca oradaki mükafat da sonsuz olur. Hani Fussilet suresinde mealen söyleyeyim zamandan kazanmak için, kötülükle iyilik denk değildir. Sana kötülük yapana sen iyilik yap ki o sana kötülük yapan aranızda düşmanlık olanı göreceksin ki sadık-ı hamim, son derece samimi dostun olacaktır. Adam çünkü senden kötülüğe karşı kötülük beklerken bir selam verdin, bir tebessüm ettin, adam ezilir karşında, ne yapacağını şaşırır. Senden hakaret beklerken tebessüm ve güler yüz görünce anasından doğduğuna pişman olur, seni hiç unutmaz. Bu iyiliğini hiç unutmaz. Şimdi kıymetli dostlar, ben bu konuda çok fazla vaktinizi almadan Aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu ayeti kerimeye, bu konuya getirdiği açıklamaları sizinle paylaşmak istiyorum. Bu konu sizi ne kadar ilgilendiriyorsa beni de ilgilendiriyor. Çünkü ben de Karadenizli olduğum için ben de öfke kontrolüne en az sizin kadar ihtiyacım var. Şimdi hemen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki gerçek pehlivan kimdir size göre diyor. Meşhurdur bu hadis-i şerif. Gerçek pehlivan kimdir? Dediler ki ya Resulallah, güreşe girer, yener fakat yenilmez. Pehlivan odur dediler. Dedi ki hayır, hayır. Gerçek pehlivan kızdığı zaman öfkesini yenebilen var ya işte. Öfkeyi yenebilmek, düşmanı yenmekten çok daha önemlidir. Gerçek pehlivan kızdığı zaman, öfkelendiği zaman öfkesini yenendir, dedi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah, sahabe-i kiramın iyi alimlerindendi. Dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. مَا مِنْ جَرْعَةٍ اَعْضَمَ اَجْرًا عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ جَرْعَةِ غَيْضٍ كَضَمَهَا عَبْدٌ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ. Bir insan Allah için bir öfkesini yutarsa, bu çok önemli, Allah için yutacak. Yani yumruğu atmaya gücün yetiyor, güveniyorsun kendine. Tekmeyi sallamaya gücün yetiyor, güveniyorsun kendine. Ama diyorsun ki ben Allah için atmayacağım yumruğumu. Allah için atmayacağım diyeceksin. İşte eğer bir insan bir öfkesini Allah için böylesine yutarsa, Allah nezdinde o yuttuğu efendim öfkesinin mükafatından daha büyük bir mükafat kolay kolay bulamaz. Allah Celle Celaluhu zor bir şeyi başardığından dolayı ona kolay kolay her amele vermediği mükafatı verecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda daha esnek anlaşılacak bir hadis-i şerifi var. Bir insan kızdığı, sinirlendiği zaman karşıki tarafa ceza vermeye gücü yettiği halde, bağırıp çağırmaya, sövmeye, dövmeye gücü yettiği halde Allah için müdahale etmeyip yutarsa, onu affederse yarın ahirette bütün insanların huzurunda
Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri ey falan oğlu filan gel bakayım diyecek. Herkes ona bakacak. Buyur ya Rabbi diyecek. Sen falanca zamanda Allah için, Allah rızası için şu konuda öfkeni yuttun mu? Evet ya Rabbi. Cennetteki hurilerden dilediğin kadar sınırsız bir şekilde istediğin kadar sana verdim onun karşılığında diyecektir. Diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi kıymetli dostlar bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir grup insanın yanından geçti. Fakat bağırışıyorlar. Yani kavgalı bir durum var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizde kavga yapan bu insanların manzarasını seyrediyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz? Hoş mu? Değildir. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Min ehabbi subuli ilallahi teala cur'atani cur'atu gaydin yerudduha bi hilmin ve cur'atu musibetin yerudduha bi sabrin. İki tane lokma vardır. Bu iki lokmadan daha sevgili bir lokma olamaz Allah nezdinde. İki tane lokma var. Yutacağın iki tane lokma var. Bu iki lokmadan daha sevgilisi yoktur. Bir tanesi kızdığın zaman, öfkelendiğin zaman Allah için o öfkeni yutar da yumuşaklığa, tebessüme işi çevirirsen o yuttuğun lokma var ya, öfke lokması, ondan daha sevgili bir şey olamaz bir. Bir de başına bir musibet geldi. O musibet karşısında sabırla beraber o musibeti yuttun tabiri caizse. Yani feryat etmek, figan etmek mümkünken ne yaptın sen? Allah için sabredeceğim dedin. Onu yuttun. İşte bu iki lokma var ya, musibet karşısında yuttuğun, bir de öfkelenme karşısında yuttuğun lokmalar Allah-u Teala'nın en çok sevdiği iki lokmadır buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kıymetli dostlar şu hadisi şerife ne dersiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde diyor ki Allah Celle Celaluhu bana cenneti gösterdi. Cennette ra'aytu gurafen fi a'lel cenneti. Cennetin en yüksek yerlerinde öyle köşkler gördüm ki güzelliği diğerlerinden çok farklıydı. فَقُلْتُ لِمَنْ هِيَ Yanımdaki meleğe dedim ki bu cennette en yüksekteki köşkler, güzelliği de hepsinden farklı olan köşkler kimindir? قَالْ لِلْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ وَلِلْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَلِلْمُحْسِن۪ينَ Öfkesini yutanlar, insanlara işlemiş oldukları suçları af edenler ve Allah'ı görür gibi ona kulluk yapanlar. Onlara aittir bu köşkler buyurdu. Demek ki kıymetli dostlar, cennetin en yüksek köşklerine sahip olabilmek için çok zor olan bir işi başarmak lazım. Öfkemize malik olmak lazım. Yine Aleyhissalatu vesselam Efendimiz وَمَنْ كَدَمَ غَيْضًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى اِنْفَادِهِ وَحَلَمَ عَنُهُ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اَجْرَ شَه۪يدٍ Bir insan bir yerde öfkelendi, öfkesini icra etmeye muktedir olduğu halde affetti, öfkesini yuttuysa Allah ona bir şehit mükafatı verir diyor. Arkadaşlar şehit olmak için savaşa gitmek lazım, yaralanmak lazım, sonunda öldürülmek lazım orada. Kolay bir iş değildir elbette, çok zor bir şeydir. Şehidin sevabı Kur'an'da, hadislerde anlatılıyor, ağzımızda sulanıyor. Değil mi? Bir şehidin sevabına insan ulaşabilir mi? Öfkelendiğimiz zaman eğer öfkemizi yutabilirsek Allah için, Allah Celle Celaluhu bize ne yapıyor? Şehit mükafatı veriyor. Peki başka bir özelliği de kıymetli dostlar, bu da çok tatlı bir hadis-i şeriftir. ثَلَاثَةٌ يُرْزَقُونَ مُرَافَقَةَ الْاَنْبِيَا Üç grup insan vardır ki
yarın ahirette peygamberlerle cennette buluşacaklar. Ne dersiniz dostlar? Cennette buluşmak ister misiniz? Sadece Peygamber Efendimiz de değil, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, sevdiğimiz o peygamberlerle arkadaş olacak diyor. Üç grup insan vardır ki onlar peygamberlerle arkadaş olacaklardır. رَجُلٌ يَدْفَعُ اِلَيْهِ يُدْفَعُ اِلَيْهِ قَاتِلُ وَلِيِّهِ لِيَقْتُلَهُ فَعَفَى عَنْهُ. Birisi babasını katleden katil yakalanmıştır. Oğluna getirildi. Bunu kısasa kısas öldürme yetkisi senindir. Karar ver öldürelim. Veya affedersen affedersin, sana bağlıdır dedi. Baktı baktı. Ya bunu öldürsem ne olacak? Affettim dedi. Babasının katilini eğer bir insan kısasa kısas öldürme imkanına sahip olduğu halde affederse, yarın ahirette onun bu başarısı peygamberlere komşu olmak, arkadaş olmakla cennette şereflendirilecek, taşlandırılacak. وَرَجُلٌ عِنْدَهُ اَمَانَةٌ لَوْ يَشَاءُ لَخَانَهَا فَيَرَدُّهَا اِلَى مَنِ اِتَمَنَهُ عَلَيْهَا. Bir insanın yanında emanet var. Çaktırmadan o emanete hıyanetlik yapma şansı var. Yani karşıki tarafa şöyle durum oldu, böyle durum oldu, helak oldu deyip karşıki tarafı kandırma imkanı olduğu halde Allah'tan korkarak o emaneti yemesi, yutması, kılıf uydurması mümkün olduğu halde bu emaneti ben, Allah beni görüyor ve adam vatandaş kardeşim bana güvendi, bu güvenini istismar etmeyeceğim diyerek hıyanet etme imkanı, pozisyonu olduğu halde korudu ve onu sahibine teslim ettiyse yarın ahirette peygamberlere arkadaş olacak bu insan buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Üçüncüsü, وَرَجُلٌ كَذَمَ غَيْظَهُ عَنْ اَخِيهِ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ. Kardeşi kızdırdı onu. Tabiri caizse kuyruğuna bastı. Kardeşi kızdırdı onu. Ya bu şimdi dayağı hak etti, bağırmayı, hakareti hak etti ama ben Allah için buna öfkelenmeyeyim, yutayım öfkemi. Ağzımı açarsam frenlerim patlar, kontrolsüz olurum. En iyisi ben Allah'tan affı beklediğim gibi ben de bunu affedeyim diyerek öfkesini yenen insan yarın ahirette peygamberlerle cennette arkadaş olacak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kıymetli dostlar, sadece öfkeyi yutmanın bu mükafatlarına baktığımız zaman insanın aklından gelir ki ya birisi yarın beni kızdırsa da ben de bu öfkemi yutarak bu mükafata bir ulaşsam diye bekler. Gerçekten bu mükafatlar kolay kolay herkese verilecek cinsten değildir. Peki bir insan öfkesini nasıl yutabilir, ne yapması lazım? Bu konuda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yardım etmişlerdir. Buyururlar ki sizden biriniz öfkelendiği zaman ayakta ise otursun. Eğer öfkesi gitmişse ne güzel, gitmediyse yatsın. Mutlaka pozisyon değişikliğine ihtiyaç vardır. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisinden tavsiye bekleyen birisine bana tavsiyede bulun ya Resulallah diyene gazabını, öfkeni yut dedi. Başka bir tavsiyede bulun dediğinde yine öfkeni yut dedi. Başka bir tavsiye dediğinde yine öfkeni yut dedi. Herhalde bu soruyu soran Karadenizliydi. Öfkesine mağlup olan birisiydi. İki adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda onun görebildiği bir yerde tartıştılar. Bir tanesinin böyle gözleri kıpkırmızı kesildi, damarları şişti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki ben öyle bir kelime biliyorum ki bu onu söylese şu manzara düzelecektir. Dediler ki nedir ya Resulallah? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim derse şu manzara kaybolur. Hatta bir defasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz neden gözler kıpkırmızı oluyor kızınca? Neden yüz kızarıyor?
Neden damarlar şişiyor? Çünkü şeytan ateştendir. O insanı artık şeytan tamamıyla etkisi altına alıyor. Küfrettirecek, tabancası varsa silahı konuşturacak, adamı katil yapacak, birisini hapishaneye sokacak, birisini efendim mezara sokacak, aileleri birbirine girdirecek. Şeytanın çok beklentisi var. O öfkelenme esnasında galeyana getirip harekete geçirebilirse, hep cinayetler böyle olmuyor mu? Birisi hapishaneye, birisi mezara. Sonra ne oluyor? Aileler birbirinden intikam almaya kalkıyor. Bir cinayetle bitmiyor. Yıllarca bu cinayet devam ediyor. Kıymetli dostlar, Hazreti Enes radıyallahu anh efendimiz diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yolda gidiyordum. Efendimizin hizmetçisi. Biliyorsunuz Arabistan'da Bedeviler vardı. Bedevi çölde yaşayan, edepten biraz mahrum insanlardı. Görgüden mahrum insanlardı. Onlar İslam dairesine katıldıktan sonra Efendimiz'den ve sahabe-i kiramdan edep öğrenmişlerdir. Mescid-i Nebevi'ye gelip affedersin çişini yapacak kadar görgüsüz Bedevi insanlar vardı. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunları hep eğitti, doğru mu? İşte diyor ki Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yolda gidiyorum diyor. Bir Bedevi geldi diyor, Efendimizin cübbesine yakaladı diyor. Başladı cübbesinden asılmaya. O kadar asıldı ki Efendimizin şu ensesi kıpkırmızı oldu. Bir taraftan da diyor ki, Allah'ın sana verdiği o ganimet mallarından bana da ver. Yani Efendimiz'den yardım istiyor. Yardım isterken ama nasıl istiyor? İşte Bedevi gibi istiyor. Öyle asılıyor ki ridasına, ensesi kıpkırmızı oldu aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in. Efendimiz döndü, baktı ona, ne yaptı? Fezahike, tebessüm etti Efendimiz. Sümme emere lehu bi'atayin, yanındakilere buna istediğini verin dedi. Ama yüzünü kızartmadı, kaşlarını çatmadı, tebessüm etti ve buna istediğini verin dedi. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada ufak bir işaret yapsaydı adamın paketleme işi bitmiş miydi? Paketleme işi bitmişti yani. Hiç şüphesiz bitmişti. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada öfkesini nasıl yutmuştur? Diyor ki veli selefi salihi ve sahabeti ridvanullahi aleyhim kethirun minel âthâril vârileti indahum fî kazmihim lilayt. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahle-i tedrisatında eğitim alan sahabe-i kiramın ridvanullahi aleyhim ecmeinin bu konuda güzel imtihanları, başarılı imtihanları olmuştur. Fakat ca'a gulamun li Ebi Zerrin radıyallahu anhu. Ebu Zer radıyallahu an efendimizin hizmetçisi geldi. Vakad kesere ricle şatin lehu. Ebu Zer hazretlerinin koyununun bacağını kırmıştı. Koyununun bacağını kırmış olan hizmetçisi geldi. Sordu ona Ebu Zer hazretleri, men kesere ricle hadihi. Yani bu koyunları sana emanet ettim. Bunun bacağı kırık. Kim kırdı onu? Kale ene fealtuhu, ben yaptım dedi. Amden kasıtlı da kırdım dedi bacağını. Niye dedi? Li uğidake fetadribeni feteeseme. Seni sinirlendireyim, sen de beni dövesin, günaha giresin. Şu ana kadar senin günaha girdiğini hiç görmedim. Seni bir sinirlendireyim, kızasın bana, biraz da dayak atasın. Bir de günaha giresin diye ben bunu yaptım. Seni kızdırmak için yaptım. Fakale Ebu Zer dedi ki, لَاُغِيْضَنَّ مَنْ حَرَّضَكَ عَلَى غَيْضِ. Ben seni, sen beni öfkelendirecektin ya, kızdıracaktın ya. Ben başkasını kızdıracağım. Seni beni kızdırmaya teşvik eden kimse, ben onu kızdıracağım. Azat ettim seni, hürriyetine kavuştun dedi. Yani seni bana böyle koşturan şeytandır. Ben şimdi sana iyilik yapayım. Sana iyilik yapayım, öfkemi yutayım, şeytan çatlasın. Seni diyor, beni, bana bu tavrı sergilemene teşvik edeni ben çatlatayım dedi. Ve haydi sen azatsın, hürriyetine kavuştun. Artık sen kimsenin hizmetçisi değilsin, hür bir insansın dedi.
وقد ورد أن رجلا شتم علي بن حاتم وهو ساكت. Adamın bir tanesi Ali İbni Hatim'e sövmeye başlamış. O boynunu bükmüş, cevap vermiyor. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَالَةِ Adam sövmüş saymış. Bitirince, durunca قَالَ demiş ki اِنْ كَانَ بَقِيَ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَقُلْ قَبْلَ اَنْ يَئْتِيَ شَبَابُ الْحَيِّ Daha söyleyeceğin şeyler varsa söyle. Bitti mi? Daha sayacağın şeyler varsa söyle. Mahallenin gençleri gelmeden önce sen ne kadar sayacaksan say. فَاِنَّهُمْ اِنْ سَمِعُوكَ Eğer mahallenin gençleri bana böyle söylediğini duyarlarsa تَقُولُ هَذَا لِسَيِّدِهِمْ Ben bu mahallenin sonuçta muktedâ bihiyim. Yani herkesin saygı duyduğu alimdir. Mahalledeki gençler kendilerini efendi gibi kabul ettikleri, alim, fazıl kabul ettiklerine senin böyle yaptığını duyarlarsa razı olmazlar, sana sıkıntı yaparlar. Onlar gelmeden daha söyleyeceğim varsa söyle demiş. وَقَدْ وَرَدَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبَّهِ رَحِمَ اللّٰهُ تَعَالَى Adamın bir tanesi Vehb ibn-i Münebbeh Hazretlerine demiş ki اِنَّ فُلَانًا شَتَمَكَ Falanca kişi sana sövdü saydı dedi. Birisinin kendisine sövüp saydığını söyledi. فَقَالَ Vehb ibn-i Münebbeh de dedi ki مَا وَجَدَ الشَّيْطَانُ بَر۪يدًا غَيْرَكَ Şeytan senden başka postacı bulamadı mı? Yani o kişi sövdüyse ben duymadım. Sen niye kalkıp ondan alıp bana getiriyorsun, beni kızdırmaya çalışıyorsun? Şeytan senden başka postacı bulamadı mı? Kime fırçayı attı? Sana sövüyor, sayıyor diyenlere, diyene tabiri caizse fırçayı atmıştır. Şimdi kıymetli dostlar, Ömer İbni Abdülaziz meşhurdur. 4 tane halife var. 5. olarak da Ömer İbni Abdülaziz'i sayarlar. Gerçekten çok adil bir devlet idarecisiydi. Hazreti Ömer Efendimiz'i örnek almıştır. Onun zamanına kadar zulüm ve haksızlıklar ülkede gezerken onun döneminde herkes, muhalifler bile boynunu büktüler, süt liman yaşadılar ülkenin sınırları içerisinde. İşte Ömer ibn Abdülaziz'den bahsederken enne racülen kellemehu yevmen hatta ağdabahu günün birinde çok yumuşak, halim, selim olan Ömer ibn Abdülaziz'i adamın bir tanesi kızdırmış. Fehemme bihi Umaru ona bir tane çakmak istemiş. Sümme emseke nefsehu sonra frene basmış. Dur ben ne yapıyorum demiş. Sümme kâle lirracule adama dedi ki Eratte en yestefizeni şeytanu bi izzeti sultan fe enâle minkel yevme ma tenâluhu minni gaden قُمْ عَافَاكَ اللّٰهِ لَا حَاجَةَ لَنَا ف۪ي مُقَاوَلَتِكَ Dedi ki ona sen beni şeytanın karşısında oyuncak yapmak istedin. Anladım onu. Beni şeytanın karşısında oyuncak yapmak istedin. Ve başıma bir bela açmak istedin. Kalk kardeşim. Ben seninle bu konuda muhatap olmuyorum. Haydi yoluna devam et dedi. Bunu söyleyen Ömer ibn Abdülaziz o zaman devletin başında askerler, komutanlar, efendim, herkes, bütün idareciler iki dudağının arasına bakarlar. Fakat burada gerçekten haksızlık yapan ve hakaret eden o insana Ömer ibn Abdülaziz haddini bildirmek istedikten sonra bir dakika ben burada böyle mi yapmalıyım yoksa yutmalı mıyım dedi. Yutmalıyım dedi yoksa şeytanın oyuncağı olurum diyerek burada öfkesini yutmuş oldu kıymetli dostlar. Hiçbirimiz Ömer ibn Abdülaziz manzarasında değiliz. Dolayısıyla her birimizin kendimize göre elbette bir konumumuz vardır ama şunu bilmeliyiz ki biz de sıradan bir insanız. Doğru mu? Biz de sıradan bir insanız. Ben şöyle bitireyim
kıymetli dostlar. Sokakta karşılaştığımız bir insan bizi kızdırabilir. Belki ömürde bir kere kızdırmakla karşı karşıya kalır. Bir daha adamı ya görürüz ya görmeyiz. Ancak eşimiz, çocuklarımız, ortağımız, işçilerimiz, komşularımız, yani kendileriyle münasebet halinde olduğumuz insanlarla bu pozisyon noktasında sık sık karşı karşıya kalabiliriz. Bilhassa eşlerimizle olan münasebetlerimizde bazen böyle, yani özellikle kızdırmak için dedi ya, seni kızdırayım da beni dövesin de günaha giresin dedi ya, bazen sanki özellikle bizi kızdırmak için bir takım şeyler üretebilirler veya biz öyle anlamış olabiliriz. Her öfkeyle karşı karşıya kaldığımız zaman bu dersimizi hatırlayalım. Cennetin talibi isek tebessüm edelim. Tebessüm ederek, efendim cennette ben peygamberlere komşu olmak istiyorum. Cennetin o en yüksek derecelerine ulaşmak istiyorum. Mahşerde herkesin huzurunda Rabbimin beni çağırarak falanca zaman öfkesini yutan sen miydin? Haydi hurilerden dilediğin kadar al dediği kişilerden olmak istiyorum diyelim. Öfkemizi yutalım. Zarar ederseniz bana gelin. Ben ödemeye hazırım. Yüce Rabbim her birimizi bu noktada başarılı olan bahtiyar kullarından eylesin. Zordur ama karşılığı da çok büyüktür. Yüce Rabbim bu zoru başarabilmeye ve bunu başaranlara vaat edilen mükafatlara kolaylıkla ulaşabilmeye her birimizi muvaffak eylesin. Şöyle bir tabir vardır. İnnehu yesirun ala men yesserahullah. Allah kime kolay kılarsa ona kolay olur. Biz de o zaman dualarımızda şunu yapmalıyız. Allah'ım beni öfkesine malik olanlardan eyle, öfkesinin esiri olanlardan eyleme. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, Kur'an hizmetlerinde ve manevi hizmetlerde yürüyen, koşan, koşuşturan, mütevellideki dostlarımızın, dernekteki kardeşlerimizin ve cemaatimizin bütün geçmişlerin ruhları için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan Ashab-ı Hayrat'ın ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha.